Amerika gündemiyle devam ediyoruz. Amerika'da neredeyse 1,5 yıla yakın süren başkanlık seçimleri kampanyasının önemli kilometre taşlarından biri olan ulusal kurultaylar bugün Cumhuriyetçi Parti kurultayıyla Ohio eyaletinin Cleveland kentinde başlıyor. 4 gün sürecek kurultayı Alparslan Esmen izliyor. Alparslan Cleveland'dan karşımızda şimdi. Alparslan, artık başkanlık yarışı resmen başlıyor diyebilir miyiz? Seni dinliyoruz ayrıntılarla. Evet. Mehtap, Cleveland'da Quicken Loans Arena'dan merhaba her şeyden önce. Evet, aslında resmen parti ulusal kurultayları başkanlık yarışını resmen başlatan kilometre taşları bu noktada. Ve önümüzdeki 4 gün boyunca açıkçası tabii bu ve eğlenceli bir başlangıç olacak. Arkamdaki büyük kalabalıktan da gördüğünüz gibi 4 gün boyunca buraya konuklar gelecek. Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimleri gelecek. Konuşmalar yapacak. Ayrıca binlerce delege arkamda toplanacak. Parti tüzüğünü tartışacak. Ve tabii kendi adaylarını daha önceden belirlemişlerdi. Oylarını resmen verecekler ve adaylarını belirleyecekler. Tabii adayımız burada Muhalefet Partisi'nin temsilcisi. İlk kurultay Muhalefet Partisi ile yapılıyor. Ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı şu anda Donald Trump. Bildiğimiz kadarıyla siyaseten son derece acemi olan bu aday. Diğer 16 adayı, aralarında valilerin, senatörlerin bulunduğu adayları saf dışı bıraktı ve halkın sempatisini kazandı Cumhuriyetçi seçmenin. Hatta sansasyonel yorumlarda bulundu. Göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı, kadınlara karşı ya da ne bileyim Meksika'ya duvar örülmesi konusunda gerçekten bazı sansasyonel yorumlarda bulunmuştu ve buna rağmen saygı ve sevgi kazandı Cumhuriyetçi seçmen arasında. Tabii ki Cumhuriyetçi Parti'de deneyimsiz bir aday demiştik Donald Trump için ama kendisine tabii parti liderlerinden baskılar var ve bundan dolayı da kendisine deneyimli siyasi bir isim seçti başkan yardımcısı olarak. Indiana valisi Mike Pence'i seçti. Bundan böyle tabii Mike Pence'le yarışa devam edeceğini açıklayacak. Bir son noktayı da açıklayacağım açıkçası. Kurultay Cumhuriyetçi Parti'nin başlamasından bir gün önce yapılan kamuoyu anketlerinde Hillary Clinton'ın, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın Donald Trump'ın önünde olduğu ortaya çıktı. Aslına bakarsanız seçmen ikisini de çok tercih etmiyor ama yine de Clinton'ın istikrarlı bir önde olduğu ortaya çıktı diyebiliriz son kamuoyu yoklamalarına göre. Mehtap, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Alparslan. Kolay gelsin. Amerika'nın sesi olarak Amerika'daki başkanlık yarışına dair tüm detayları ülkenin dört bir yanından yayınlarımızla aktarıyor olacağız. Kasım ayındaki seçimlere kadar.